Ya saçlarımı öyle yaptım, böyle yaptım, olmadı. Böyle yani düz bildiğiniz. Ne yapsam, saçım iyi mi? Bir dakika, ses de iyi mi? Her şey iyi mi? Çok heyecanlıyım. Yine çok heyecanlıyım. Yine sanki ilk defa video çekiyormuş gibi heyecanlıyım. Aloha. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu sefer konumuz ben nasıl 8-9 ayda, aslında 8-9 ayda 9-10 kilo verdim. Yani konu bu ve bu videoda size hiçbir şekilde diyetisyen değilim ve öneride bulunmayacağım. Şunu yapın, bunu yapmayın gibi şeyler söylemeyeceğim. Videonun başında bunu söylemek istiyorum aklımdayken, çünkü bu en önemli konu. Zaten dediğim gibi ben diyetisyen değilim, bilir kişi değilim, bu konuda doktor değilim. O yüzden hani ben 2018'den beri böyle 5-6 yıldır yaklaşık kilo veremiyordum. Olmuyordu yani, hani bir şekilde olmuyordu ve hani kilo veremememi bırakın, o bir yana gittikçe aldım. Özellikle pandemide de bir 5-6 kilo rahat aldım. Ve artık bir noktada dedim ki Kardelen dur, çünkü ya duracaktım ve kilo vermeye başlayacaktım ya da gerçekten alıp başımı gidecektim. Ya öyle bir noktaya gidiyordu. Çünkü özellikle gece yemelerim çok fazlalaşmaya başladı. Şimdi ben nasıl durumu toparladım? Bu videoda size olabildiğince böyle net ve toparlayarak bunu anlatacağım. Bu arada aranızda hani bu videoyu beni daha önce tanıyıp bu videoya gelenleriniz olduğu gibi ilk defa bu videoyla benimle tanışanlarınız da vardır diye düşünüyorum. Çünkü ben kilo vermeden önce böyle hep YouTube'da dolanıyordum. Hani kimler nasıl kilo vermiş? İşte şeyi sevmiyordum, onu söyleyeyim. Hani böyle işte 3 günde şok diyet. Ne bileyim 4 günde şunu yap, şu kadar kilo ver falan. Bu video asla öyle bir video değil. Öyle bir video arayışındaysanız bu video o video değil. Ben genelde böyle hani insanların kendi tecrübelerini, onların hani nacizane önerilerini falan dinlemekten hoşlanıyordum. Kendi yolculuklarını anlatmaları hoşuma gidiyordu. Çünkü belki ben de motive olurum ve kilo verebilirim. Belki onların söyledikleri bir cümle benim bu konuda hani hayatıma yön verebilir ve ben de o döngüyü kırabilirim. Onun içinden çıkabilirim diye düşünüyordum. Size de özellikle bu videoyu çekmek istedim ki belki burada hani video boyunca söylediğim bir cümle sizin hayatınızı değiştirebilir bu anlamda. Ve hani evet ben gerçekten bunu yapabilirim diyebilirsiniz ve o döngüyü hani kilo verme ya da belki de almak istiyorsunuz. Almak da biliyorum bazıları için büyük hani sorun olabiliyor diyeyim tırnak içinde. Ama benim hani almak değil kilo vermekle ilgili bir sıkıntım olduğu için bundan daha çok bahsedeceğim. O yüzden birinize dokunursa ya da birçok insana bu anlamda bunu seçen dokunursa ne ala. Ve lafı daha fazla uzatmadan size benim bu yolculuğum nasıl başladı ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, biliyorum herkes böyle hani ben şu kilodaydım ve şu kiloya indim diye bahsetmiyor videolarda. Çünkü ben dediğim gibi hani YouTube'da çok zaman geçirdim ve çok fazla video izlemiştim. 2018'den beri kilo vermeyi seçtim aslında. 2017-2018 gibi ben 54-55 kiloydum. Boyum da 1.60-1.62. Ya 1.61. İşte bazen 1.62 çıktığı da oldu. Yani ben 1.62 diyorum aslında da hani sanıyorum 1.61. Neyse ve böyle hep hani onu söylüyordum. 2017-2018'de en son hatırladığım 55-56 kilolarında, o civarlardaydım ve o zaman memnundum açıkçası. Sonra hayatımda bazı şeyler yaşamıştım o dönemde. Bu tabii ki pandemi öncesi döneme denk geliyor. Ve hani birkaç kilo aldım ama pandemiye girdiğimizde herhalde 59-60 kilo falandım. Ki bu benim için sıkıntı değil. Benim hayatımda en kilolu olduğum dönemde liseden sonra hani Amerika'ya gittiğim sene, o 1,5 sene orada yaşamıştım. Orada 65,5-65,3 maksimum gördüm. Bu arada lütfen yorumlara şunu yazmayın. Parantez açıp şunu söyleyeceğim. Hani Kardelen 65'te bir şey mi, işte ben ne bileyim 100 kiloyum ya da ben 90 kiloyum. Sen neden bahsediyorsun falan, arkadaşlar. Olay bu değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kimisi 50 kilo olur, 60 kilo olur. O ona fazla gelebilir. 1-2 kilo vermek istiyordur, 10 kilo vermek istiyordur. Bundan kime ne? Kimisi de 140-150 kilodur ve hani o 10 kilo da bir şey mi, 5 kilo da bir şey mi, benim burada vermek istediğim 30 kilo, 40 kilo var diyebilir. Bunlar çok göreceli. O yüzden bunu şöyle bir yerden alırsanız çok sevinirim. Hani önemli olan rakamlar değil. Ben size böyle çok net hani
nereden nereye indim, hani gramına kadar söylemek istiyorum. Daha böyle dobra bir şekilde anlatmak istediğim için. Ama lütfen hani Kardelen sen de 5-10 kilo vermişsin aman o da bir şey mi gibi bir yerden dinlemezseniz sevinirim. Dediğim gibi ben size katkı olmasını çok isterim. Kilo vermeyi seçtiyseniz herhalde bu videodasınız diye düşünerek deyip parantezi kapatıyorum. Şimdi ben hayatımda maksimum 65,5 kiloyu gördüm ve gerçekten çok rahatsız oluyordum. Hani boyum belki bir 75 falan olsa tabii ki de o kadar rahatsız etmezdi. Ama dediğim gibi 1.61 yani 1.61 olduğu için boyum bana çok fazla. Bir de benim zaten elma beden, hani beden tipleri var ya böyle armut tipi, elma tipi falan. Ben onda elma tipine düştüğüm için, yani o beden de olduğum için, beden tipinde benim zaten göbeğim genel olarak çok fazla ve bacaklarım ince. Dolayısıyla öyle olduğunda göbekten ve üst bölgeden daha çok alıyorum ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Neyse şimdi bu böyle, bunu size söylüyorum, hani hayatımda çok rahatsız olduğum bir dönem vardı. 2018'e geri dönüyorum. Pandemi oldu işte. Pandemi olduğunda 59-60 civarlarındaydım. Onu söylemiştim. Sonrasında pandemiyle beraber zaten evdeydik. Hani ben yemeği severim, bayağı severim. Yemek yapmayı çok sevmem ama yemek yemeyi çok severim. Bana yemek yapılmasını çok severim. Arkadaşlarım gelsin bana bol bol yemek yapsın. Sabahlara kadar yiyebilirim. Vejeteryanım bu arada, bilmeyenler için hani onu da belki söylememde fayda var. 2008'den beri onu da söyleyeyim. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Şuraları bir yere koyarım. Ve sonuç olarak ben zaten pandemiden çıktık. 2022 Kasım ayına kadar, video çekmeden önce baktım. 2022 Kasım ayına kadar hiçbir şey yapmadım. Kasım ayında, yani şöyle bir Ekim-Kasım gibi rahatsız olmaya başladım. Çünkü gittikçe gidiyordum ve 65 kilo benim için hani dayanılmaz bir nokta. Yani benim için kabul edilebilir bir kilo değil. Ben rahatsız oluyorum. Ben kendimi fit hissetmiyorum ve fit hissetmeyi seviyorum. 2022 sonlarında işte dediğim gibi 64,5 görünce kendimi, dedim ki ben buna bir şey yapmalıyım, yani ne yapabilirim? Bu arada diyetisyene hayatımda bir kere gitmiştim daha önce ve gerçekten Amerika'dan döndüğüm, hani o dedim ya kilo almıştım. O zaman bana çok katkısı olmuştu ama yeniden hani o kişiye gitmek istemedim. Yeni birini istedim falan. Böyle bakınırken bir arkadaşımın arkadaşı bana birini önerdi. Neyse diyetisyene gittim. Ve 1,5 sene boyunca, sanırım 1,5 seneden belki daha bile uzun olabilir, o kişiye gittim ve biz arkadaş olduk. O da bu arada çok faydalı oldu ama ben dediklerini uygulamadım. Dolayısıyla da diyetisyene gitmeme rağmen ben bu süre zarfında, yani 2024 Mart ayına kadar arkadaşlar, hiç kilo vermedim. Yani diyebilirsiniz ki Kardelen, hani o kadar para verdin, hani eminim bir ücret ödemişsindir, hiç mi kilo vermedin, nasıl vermedin falan. Vermedim. Vermedim. Neden vermedim? Kahvemden de bir yudum alayım bu arada. Çünkü aslında çok basit. Ben kilo vermeyi, fit olmayı seçtiğimi sanarken bunu çok da seçmemişim. Bir şey orada, yani o döngüde zaten kilo verme yolculuğunda olanlar beni şu anda bence çok iyi anlar. O hani böyle gerçekten bir kırılma noktasına bakar. Hani bir iki kilo, 3-4 kilonuz varsa aynı şey olmayabilir ama özellikle 5-6 kilo ya da daha fazlaysa, hani vermek istediğiniz kilo miktarı artınca, en azından benim bakış açım bu. Bir kırılma noktası oluyor. Ya da bunu belki hayatınızda siz de daha önceden bu yollardan geçtiyseniz hani yaşamışsınızdır. Ve ben diyet yapmayı hiç sevmem. Hiçbir şekilde böyle işte o şok diyetler, sıvı diyetleri falan sevmem ve önermiyorum da arkadaşlar. Tabii ki de diyetisyeninize başvurun. Ya tabii ki de sağlığa katkısı olan yanları vardır. Tabii ki biliyorum ama bana çok iyi gelmiyor. Denedim geçmişte ve benim vücuduma çok iyi gelmedi. Şimdi bütün bunların ışığında bu arada şunu da söylememde yine fayda var. Bu videoyu çekip çekmeme konusunda da biraz çekimserdim açıkçası. Çünkü ben ergenliğimde, yani 13-14, yani 13-16 yaş aralığında anoreksiyaydım. Ve onun ne demek olduğunu hani bilenler bilir. Bu psikolojik bir rahatsızlık zaten. Dolayısıyla yani bir video çekmiştim yıllar önce YouTube'a ilk başladığımda, benzemez kimse sana diye. Onu da şuraları bir yerlere koyayım, hani anoreksiya zamanlarımdan biraz bahsettiğim bir videoydu diye hatırlıyorum. Neyse, dolayısıyla da hani böyle kimseyi tetiklesin istemiyordum. Özellikle anoreksiya ya da bulimiya geçmişi olan birilerini tetikler mi diye çok düşündüm. Ama günün sonunda bundan faydalanacak insanlar olduğu için de huzurlarınızdayım.
bu sene yani 2024 senesinin Mart ayında tartıya çıktığımda yani ilk gördüğüm böyle ve inanılmaz bu olamaz yok ben yapamıyorum falan dediğim kilo 64.2 ya da 64.3'tü arkadaşlar ve şöyle bir şey oluyordu. Şimdi ben ne giyersem giyeyim benim hayatım boyunca hep göbeğim oldu. Hani hiçbir zaman o böyle filmlerde ya da kumsallarda filmlere niye aklım gidiyor ki kumsallarda yazın böyle ya da Instagram'da hani gezinirken Reels'larda falan gördüğünüz o kızlar vardır ya böyle inanılmaz hiç göbek yoktur yani dümdüzdür. Ben o kız hiç olmadım. Hiçbir zaman olmadım ve hep imrendim itiraf ediyorum. Çok isterdim böyle karnımın dümdüz olmasını ama yok yani anoreksi dönemimde 47 kiloyken bile yok. O zaman hatta 45 olduğum bir dönem de vardı. Hatta karaciğerim iflas etmişti. O başka bir konu. Hani burada çok ona girmeyeyim ama o zaman bile göbeğim vardı. Siz düşünün. Dolayısıyla 64 olduğumda o göbek öyle bir pörtledi ki hani kıyafetlerimin içine giremiyordum ve nefes alırken diye sesler çıkarıyordum. Yani ve yorulmaya başladım. Abartmıyorum. Bak gerçekten abartmıyorum. Hani mesela işte yokuş çıkarken ya da merdivenden çıkarken hani normalde ben daha fittim yani. Hani severim de hareket etmeyi de seven bir insanım. Bir yorulmaya başladım. Bir de şöyle bir şey oldu hani ben 30 yaşın üstünde olduğum için çoğunuzun belki arkadaşı, çoğunuzun da ablası olabilirim. Benden çok genç arkadaşlarımız da izliyor olabilir. 30 yaş sonrasında kilo vermek biraz zorlayabiliyor. Yani 30 yaş öncesinde bence kilonuzu olabildiğince fixleyin arkadaşlar. Benim size nacizane önerim. Tabii ki sağlıkla ilgili bir sıkıntınız varsa öncelikle tedavi olun ya da neyse vitamin eksikliğiniz vardır, değerleriniz normalin altındadır. Hani onlar zaten ayrı bir konu ama tamamen sağlıklı olduğunuzu düşünerek ya da onu varsayarak ben konuşuyorum. 30 yaş sonrası kilo vermek gerçekten 30 öncesi kadar kolay olmuyor. Daha çok yani daha aynı şeyi yediğinizde bir kere kesinlikle kilo alma ihtimaliniz çok daha fazla. Mesela 6'da yemeği bitirdiğinizde ya da 5'te yemeği bitirdiğinizde 30 yaş altındaysanız yani çok daha kolay ve hızlı bir sürede kilo veriyorsunuz ama 30'dan sonra bunu mesela bir ayda değil de 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda yapabiliyorsunuz. Buna dikkat diyorum. Benim dönüm noktalarımdan birine geleceğim. Mart 2024 yılında ben bu arada diyetisyen olan arkadaşımla hani arkadaş olarak görüşmeye devam ettim ama hani bir yerde dedim ki hani benim sana gelmemin hiçbir anlamı yok çünkü senin verdiğin listeyi ben yapmıyorum, bana uygun değil ya da yapamıyorum. Hani sen gerçekten kendisi çok iyi bir diyetisyen ama ben yapamadım. Hani diyetisyenle ilerleyemedim öyle diyeyim. Herkesin yolculuğu farklı bu arada. Hani size diyetisyen çok iyi gelebilir. Bana gelmedi, olmadı yani. Dolayısıyla da onunla yollarımı bu anlamda ayırmıştım. Şimdi Mart ayında ben bunu yapacağım dedim. Kafaya koydum o tartıda o rakamı görünce. Ve sonrasında şeyi hatırladım. Ben böyle 2016-2017 yıllarında Ayşegül Çorulu'nun kitaplarını çok okumuştum. Hatta bu kanalı ilk açtığımda hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. Eğer beni çok eskiden beri takip ediyorsanız. Yine şuralara bir yerlere koyarım o hani o videoları da izleyebilirsiniz. Ben Ayşegül Çorulu'nun kitaplarını bu kanalda paylaşmıştım zaten. Hani neler öğrendim, bana ne kattı diye videolarım var. Dolayısıyla o aklıma geldi ve o zamanlar kendimi nasıl hissediyordum? Ne kadar fittim? Ne kadar böyle mutluydum? Onları hatırlayınca dedim ki ben neden Ayşegül Çorulu'nun kitaplarını yeniden okumuyorum? Neden o yola yeniden girmiyorum? Ve bir baktım zaten kendisinin yeni kitabı çıkmıştı longevity ile ilgili. Hatta o kitabı ben bitirdim. Bayağı oldu bitireli artık. Onu da sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Hani bir video, ona özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Neyse sonra işte birkaç kitabına daha baktım. Hani eskiden okuduğum ve yine o zamanlarda kitabını okuduktan sonra kendisinden randevu almıştım ve görüşmüştük. Hatta sonra kahve falan da içmiştik. Bayağı sohbet etmiştik ve bana çok olumlu katkısı olmuştu. Ben yeniden randevu aldım kendisinden ve tabii ki bu pandemi sonrasına denk geliyor. Bunu neden hep belirtiyorum? Sanki pandemi öncesi farklı, pandemi sonrası farklı böyle hep kafamda. Işıkla ilgili arkadaşlar, doğal ışıkta çektiğim için yani beni biraz uyuz ediyor. Hani ışık değişiyor ve ışık değiştikçe ben de hani yapay ışık kullanmayayım dedim. Saat şu anda 3-4 hani açmayayım daha dedim. Perdeleri kapamam gerekiyor, ışığı açmam gerekiyor. Yani doğal ışık daha iyi olur dedim ama umarım renkle ilgili çok fazla sıkıntı yaşamayız videoda. Şunu diyordum,
Ayşegül Çorulu'dan randevu aldım. Bu arada hani pahalı mı? Pahalı, evet. Hatta galiba yine zam geldi. Hani ben gittikten sonra sanıyorum zam gelmiş olabilir hani birebir seanslarına. Ama kitapları var. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Zaten Ayşegül Hanım da demiyor ki hepiniz bana gelin. Hani kitaplarından faydalanabilirsiniz. Ben bir gitmek istedim. Hani merak ettim açıkçası. Çok uzun seneler oldu gitmeyeli. Sağlığım nasıl, bana söyleyebileceği, bana çok yarar sağlayacak kitaplarından belki almadığım başka şeyler olabilir mi diye merak etmiştim. Ve bana katkısı da evet oldu. Ama hani illa gitmeniz gerekmiyor. Kitaplarını okumanız da gayet yeterli. Onu söyleyeyim. Şimdi bu kadar konuştum Ekardelen, ne yaptın ne yapmadın? Yani hani bir de bundan bahset diye olabilirsiniz. Şöyle. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Öncelikle benim dönüm noktam 4'te en geç 5'te yemeği kesmek oldu. Ve yemeği kesmek derken cidden kesmek. Yani ağzıma uzun aylar boyunca en azından bir 4-5 ay, yani yalan olmasın ama 4-5 ay sakız bile çiğnemedim. Ha, ama şunu yaptım, kahve içtim. Mesela çok acıktım. Deli gibi böyle karnım kazındı çünkü gece yemelerim çoktu benim arkadaşlar. 10, 11, 12 oldum, beni bir vuruyordu cipsler, Allah'ım işte çikolatalar. Aklınıza ne gelirse yani. Bir ara tatlı çok seviyordum. Uzun zamandır artık hani cips düşkünü oldum. Ama şu an o da dengede, hani çok yiyordum. Makarna yapıyordum gece 12'de falan. Onu yiyip uyuyordum. Sonra uyuyamıyordum çünkü çok yemiştim. Sabah böyle uykusuz kalkıyorum. Çünkü zaten yedikten sonra bir de ben hani yüzüstü yattığım için midenize baskı yapıyor. Dolayısıyla uyku kaliteniz gidiyor. Zaten yiyip yattığınızda o da sağlığınıza iyi gelen bir şey değil. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Aklıma şu anda geldi. Benim esas bu yolculuğa başlamayan, beni tamam artık ben kilo vereceğim bana dedirten, hücresel anlamda yaşlandığımı fark etmem oldu. Yani yemek, çok fazla yemek ya da çok fazla kilo ya da gece yiyip uyumak hücresel anlamda arkadaşlar sizi yaşlandırıyor. Bunu ben değil, Ayşegül Hanım da söylüyor zaten. Ve bunlar böyle hani kitaplarını okudukça ve bana hani o bilgileri de daha önceden de okuduğum için ve en son kitabıyla böyle kafama vura vura yine hatırladım ve başka şeyler de öğrendim. O kitabı okumanızı öneririm de şimdi onu ben başka videoda size anlatmayı düşünüyorum. Anlatmamı isterseniz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani evet Kardelen gelsin ya da yok gerek yok diye. Şimdi ne diyordum? Hücresel anlamda ben kendimi yaşlandırdığımı fark ettikten sonra dedim ki ben bu gece yemelerimi net kesmeliyim. Çünkü cilt bakımına bu kadar ilgiliysem, uzun yaşamayı da seçiyorsam, hani tamam bununla kafayı kırmak istemiyorum ama hani uzun yaşamak istiyorum ve sağlıklı yaşamak istiyorum, fit yaşamak istiyorum. Yoga yapıyorum. Yoga yaparken bazı pozlarda da aynı zamanda zorlanıyorum. Bu da bir etkendi. Dolayısıyla hani kendisi de zaten onu öneriyor. En geç 5'te arkadaşlar kestim. Bazen 3'te kestiğim de oldu, bazen 4'te de hani yemeği bitirdiğim oldu. Çok acıktığımda yulaf sütü ekleyip kahve içiyordum. Hani deli gibi acıktıysam biraz yulaf sütü içiyordum, bol su içtim, soda içtim. Ama 4'ten 5'ten sonra uzun süre hiçbir şey yemedim ve olabildiğince de dışarı çıkmamaya çalıştım. Çünkü dışarı çıktığımda hani yemek yerim diye. Dolayısıyla içkiyi de kestim o dönemde, yani çok çok az içmişimdir. Hani kendime böyle bayağı sıkı kampa soktum. Hani çok şeydim, aşırı disiplinliydim birkaç ay boyunca. Bu arada size hani siz böyle yapın diye demiyorum. Ben kendimden bahsediyorum. Hani bana iyi geldi. Bayağı da şu da var. İlk 1,5-2 ay boyunca hiç kilo vermedim. Yani 1 kilo falan verdim ve çok moralim bozuldu. Herhalde dedim benim hormonal bir sıkıntım var, bir şeyim var ama sonra kan testlerinden hani bir şey çıkmadı falan. Tamam dedim, bekleyeceğim yani, vazgeçmeyeceğim, ben bunu yapacağım. Uzun aylar boyunca gerçekten bakın belki 2,5 ay boyunca 61-62'de kaldım. Sonra bir anda yani 2,5-3 ay sonunda hani böyle her hafta ya da 2 haftada bir bayağı vermeye başladım. Ama şeyi bırakmadım. Ha, bu arada 59, 58-59'u gördükten sonra haftada 1-2 kendime izin verdim hani. Bazen arkadaşlarımla dışarı çıktığımda 10'da 11'de yediğim de oldu ama ertesi 2-3 gün çok dik, yani yine 4'te ya da 5'te kestim. 4'te şey diyebilirsiniz hani 4'e 5'e kadar böyle her şeyi mi yedin istediğin? Ben her şeyi yedim. Kendimi çok kısıtlamadım ama tabii ki de olabildiğince hani karbonhidrat, işte makarnadır, ekmektir, hani onları çok tüketmedim. Ya da tam buğday ekmeği tükettim hani ekmek yiyeceksem. Şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durdum. İşte cipstir, böyle
Hani beyaz unlu mamulleri de çok fazla ben tüketmemeyi seçtim olabildiğince ama kilo vermek istediğim için. Bu şekilde hani zaten vejetaryen beslendiğimden de bahsettim. Bol salata, işte sebze ağırlıklı beslendim. Ama hani çikolata canım istediyse de yedim ya da cips canım istediyse mesela bazı sabahlar uyandığımda deli gibi böyle canım cips istiyordu. Hatta gece, bu arada sabah uyandığımda değil onu bırakın. Gece ilk 3 hafta ağladım. Bakın gerçekten yani o 3 hafta içinde 4 gün falan bildiğiniz hani böyle yememek için zıpladığım oldu. Hani enerjimi böyle atayım diye çünkü çok sinirleniyordum. Yemek istiyordum. Hani ve benim salonla mutfak yan yana hani hemen burası mutfak. Böyle çok 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 zor geçti. 3 hafta çok zordu. Ama hani ikinci haftadan sonra özellikle ilk 2 hafta çok zordu. Üçüncü haftadan sonra bayağı kolaylaştı. Kendime ama şunu hatırlattım. Kardelen sen bunu başaracaksın. Kardelen sen bunu yapacaksın. Kardelen sen bunu yaparsan hani şey gibi koydum kendime şöyle bir hedef koydum. Belki size de bilmiyorum yardımcı olabilir bu yolculuğunuzda. Sen bunu yaparsan hayatındaki her şeyi başarırsın. Sen bunu yapabilirsin. Hani kendime böyle her gece o beni vurduğunda hani yemeliyim, uyuyamam yoksa falan olduğumda sabah kalktığındaki o hafiflik hissini hatırla. Kendine verdiğin sözü hatırla deyip 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 yani çok guruldadı midem. Çünkü sonuçta yıllarca alıştığınız bir düzeni tersine çeviriyorsunuz. Ama yaptım arkadaşlar ve ben yaptıysam inanın bana benim yapmam yani çok kolay değil. Siz de yapabilirsiniz. Bu arada hani hormonal sıkıntılarınız ya da başka şeyler varsa ya da tiroid rahatsızlıklarınız varsa tabii ki de kolay olmayabilir. Dediğim gibi her zaman doktorunuza mutlaka danışın ve onunla ilgili ne gerekiyorsa yapın. Ondan sonra zaten o da sizi yönlendirecektir. Yani herkesin yolculuğu bambaşka. Bunun da çok bilincindeyim. Bunun yanı sıra şu anda en son tartıldığımda 54,5 yani 54,5 olarak gördüm kendimi ve benim zaten kendime koyduğum hedef 54,9'du. Ben bıdır bıdır konuştum, kartta yer bitti. O yüzden şimdi birkaç şey silip yani birkaç video silmek zorunda kaldım. Geldim. Şunu diyordum. Ben 52-56 arasında olmak istiyorum arkadaşlar. Hani böyle minimum 52, maksimum 56 gibi bir aralık belirledim kendime. O yüzden bir 2-3 kilo daha verip ben bitireceğim. Sonra koruma dönemine geçeceğim. Bu arada hani böyle bu konuda takıntılı olmak bence çok kolay. Dolayısıyla özellikle benim gibi anoreksiya ya da bulmiya, yani bende bulmiya değil, anoreksiya vardı dediğim gibi ergenliğimde ve çok ağır geçirdim ben. Ama hani bu geçmişiniz varsa daha da zorlayabilir sizi bu yolculuk. Yani takıntı haline getirmeniz daha kolay olabilir. Olmayabilir. Dolayısıyla benim için bu önemli bir nokta. Hani hayatımın odak noktası haline getirmiyorum. Çünkü öncesinde hani hayatımda çok diyet yaptım, çok sıktım. Öyle oldu, böyle oldu. Şu anda takıntı haline getirdiğim bir şey varsa o da olabildiğince tabii ki arkadaşlarımla çıkıyorum ya da işte ne bileyim bir plan bir şey yapılıyorsa artık hani onlara gidiyorum. Hani daha esneyim ama 4'te ya da 5'te bitiriyorum. Yani en geç 5'te bitirmeye bakıyorum. Ondan sonra da çok acıkırsam işte yulaf sütlü kahve içiyorum. Bu arada iki kedim olduğu için tüylerinden kaşındı. Başka ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama hani ne yaptım ne yapmadım konusunda gece yemeği kestim yani gece yemedim mesela. Aralarda yemedim. Aralarda ben böyle hep bir şeyler atıştırırdım. Şeyden hani bahsettim ya işte şekerli gıdaları olabildiğince kestim. Alkolü olabildiğince kestim. Daha böyle mesela canım cips istiyorsa ya da olabilir ya canınız aşırı derecede çikolata çekmiştir. Onu erken saatlerde yani 4'e 5'e bile bırakmadım. Hani 12'de 1'de falan yedim direkt. Harekete dikkat ettim bu arada. Ne yaptım konusunda olabildiğince yürüdüm de. Bol su içtim. Su zaten ben aşırı severim. Hani hep çok su içerim. Ama su içmeye dikkat edebilirsiniz. Onun dışında bir de aldığım bazı takviyeler oldu. Yani vitaminler. Ama bunlardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hani yani vitamin öneremem zaten. Ben doğru da bulmuyorum bunu önermeyi. Ama eğer hani Ayşegül Çorulu ya da hani herhangi bir diyetisyene ya da bir doktora giderseniz daha doğrusu kendisi size önerecektir. Sizin kan değerlerinize göre hani sonuçta bakılıp ona göre söylenmesini daha doğru buluyorum ben. Bence vitamin önerisinde bulunanların da önerilerini çok dikkate almayın. Yani gerçekten vücudumuz önemli. Ben böyle düşünüyorum. Ben hani o konuda biraz keskinim yani hani sen benim
kan değerlerini bilmiyorsun ki bana burada YouTube'da ya da işte Reels'larda, Instagram'da falan öneremezsin diye düşünüyorum. Kimsenin de bence size önermesine izin vermeyin. Kendisi bilir kişi değilse, sizin raporlarınızı, kan değerlerinizi görmediyse diyorum. Bunun yanı sıra ben çok video da izlemiştim. Ayşegül Çorulu'yu önereceğim çünkü gerçekten bana katkısı çok oldu. Onun da YouTube kanalı var. Ben çok videosunu izledim. Hatta yani şu anlamda minnettarım kendisine. Bana bu yolculukta çok elimden tuttu. Yani birebir böyle tabii ki bir arkadaş gibi olmasa da yani o kadar canım yemek yemek istediğinde o gece açlıklarımda açıyordum bir videosunu izliyordum. İşte o kadın da mesela işte kendisi de zaten dikkat ettiğinden falan bahsediyor. Bu kadın bunu yapıyorsa ve gerçekten sen de genç kalmayı, hücresel anlamda genç kalmayı seçiyorsan, daha kaliteli uyumak istiyorsan, güne daha zinde başlamak istiyorsan, o karnın, göbeğin daha doğrusu gitsin istiyorsan, içsel organlarının yağlanmasını istemiyorsan, yani paslanmak istemiyorsan, ömrünü uzatmak istiyorsan dedim kendime. Bunu yapacaksın ve o videoları izleyerek zaten çok da bilgilendim. Bir sürü farklı konulardan bahsediyor arkadaşlar. Reklam değildir, öneridir, onu da söyleyeyim. Böyle, bunun dışında böyle hani eklemek istediğim, şu an aklıma gelmeyen falan bir şey olursa yorumlara yazarım ve pinlerim. Hani oradan bakarsınız ama aklımda olan her şeyi paylaştığımı düşünüyorum. Dediğim gibi yani 64.2'den 54.5'e varan tam 9 kilo, 700 kilo kaybettiğim bir serüven. Ve aslına bakarsanız Mart'ta başlamış olsam Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ha, 7 ay. 7 ayda vermişim yani. 7-8 ayda da oldu. Kimisi daha kısa sürede, kimisi de daha uzun sürede bunu yapabilir. Ama lütfen bence şunu yapmayın. Kendinize baskı oluşturmayın. Ve neyi seçiyorsanız, gerçekten seçtiğinizde bunu başarabileceğinizi bilin. Bugün olmadı mı? Bugün yediniz mi? Sıkıntı yok. Yarın yaparsınız. Yeniden başlarsınız. Hani önemli olan bence çok böyle olayları wow ne yapacağım inanılmaz öldüm bittim haline getirmemek diye de düşünüyorum. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Varlığınız için, izlediğiniz için ve umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kocaman 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 mahalo diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarınız olursa siz kilo vermeyi mesela seçiyor musunuz? Yani bu videoyu o yüzden mi izlediniz yoksa hani benim böyle videolarımı izliyorsunuz hadi bu videosunu da izleyeyim diye mi izlediniz? Eğer kilo vermeyi seçtiyseniz ya da bu videodan sonra belki seçtiyseniz yolculuğunuzdan yorumlarda bahsederseniz de çok sevinirim. Instagram ve Instagram'da TikTok'ta farklı şeyler paylaşıyorum. Oralardan da takipte kalmak isterseniz şuraları bırakıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, destek olmak isterseniz abone olun arkadaşlar. İzleyip geçmeyin rica ediyorum. Çünkü gerçekten hani ben çok severek yapıyorum ve YouTube hani bana bir gelir sağlamıyor şu noktada. Ve emek var yani çok emek var ve gerçekten sizlerle konuşmak, bu videoları paylaşmak benim hobim. Yani YouTube benim hobim. O yüzden eğer seçerseniz, abone olursanız çok sevinirim. Gözde diye bir kız var. Çok sevdim o kızı. Kaçak giriş yapmayın diyor. Evet gerçekten kaçak giriş yapmayın. Abone olun. Onun dışında da haftaya bambaşka bir videoda vlog mu gelir? Büyük ihtimalle yine video gelir. Çünkü bu videodan önce Rodos vlog geldi. Rodos vlog izlemediyseniz onu da izleyin. Önümüzdeki günlerde bir vlog gelecek. Bir yere gideceğim. Bir seyahatim var. Ama sürpriz olsun ondan hani nereye gideceğimden bahsetmeyeyim. Neyse. Ay ben böyle işte çok video çekmeyince bıdır bıdır daha da sizinle konuşasım geliyor. Nasıl olduğunuzu da merak ediyorum. Siz nasılsınız? Hayatınızda neler oluyor? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ve sağlıklı ve fit kalmayı seçiyorsanız sağlıklı ve fit kalmanızı ben de sizin için tüm kalbimle diliyorum. Ve bu yolculuğunuzda size çok kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz haftaya. Benim böyle el sallamam. Ya bu saçım var ya bu saçım ya düz saçlı olmak. Konudan konuya yine atladım ama gerçekten. Bakın videoyu çekmeden önce şu saçımı aldım, şöyle yaptım. Bunu böyle bıraktım. Hoşuma gitmedi. Sonra şunu şöyle yaptım. Zaten topuz falan yaptım, onlar hoşuma gitmedi. At kuyruğu yaptım, o da hoşuma gitmedi. Bir yarım bağlamadım, hani şöyle yarım bağlamadım. Bunu da alıp, bu da hoşuma gitmedi. Sonra dedim ki ben zaten yazın çektiğim bütün hani her videoda zaten hani topuz yapmışım, bağlamışım. Sal gitsin kardelencim dedim. Sal gitsin, toplarsın yeniden. Böyle çektim o yüzden arkadaşlar.
Böyle. Görüşürüz o zaman haftaya. Kendinize çok... Ay, eskiden şey vardı. Kendinize çok cici bakın. Hiç sevmem o cici bakın. Niye böyle bir şey aklıma geldi? Haftaya görüşürüz. Ben yine boş yapmaya başladım şu anda.